Hareketli geçen seçim süreci sonuçlandı. Özellikle İstanbul'da Masbata'nın teslim edilmesinden sonra ortamın biraz daha sakinleşmesini bekledik. Ama pek sakinleşme olmuyor. Yalnızca siyasal açıklamaları kastetmiyorum, polemiği kastetmiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı da kuşkusuz önemli bir iklim değişikliğine yol açabilecek özellikteydi. Liderlerin açıklamaları var, yeni ihtimaller var, yeni çıkışlar var. Dolayısıyla Türkiye'de siyaset sahnesi yeni baştan toparlanmaya çalışır bir havada. Bütün bunları çok deneyimli bir gazeteci ve yazarla görüşeceğiz. Karar Gazetesi'nin köşe yazarı Ahmet Taşgetiren'le. Hoş geldiniz Ahmet Bey Hoş yayınımıza. bulduk. Teşekkür ederim. Öncelikle belki seçim ve sonrasına da gireriz ama öncelikle bu Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı konusuna gelelim. Çok farklı yorumlar oldu. Yani İçişleri Bakanı Soylu ve benzeri yorumları paylaşanlardan tutun olayı ciddi bir provokasyon denemesi olarak görenlere kadar. Sizin yorumunuz ne? Nasıl çıktı bu? Bir tepki miydi? Saldırı mıydı? Provokasyon muydu? Neydi? Şimdi bir kere olay çok vahim bir olay, tehlikeli bir olay. Bir ana muhalefet liderinin linçle karşı karşıya kalması ya da sığındığı evin yakılması gibi bir tehlikenin ortaya çıkması insanın tüylerini ürperten bir hadise. Neden böyle? Yani ihtimal vermeyebilirsiniz. Ya linç olur mu? Ev yakılır mı? Ama böyle bir hafızamız da var biz Evet, ülke madımaklar. olarak. Böyle bir hafızamız da var. O hafıza hemen herkesin aklına geliyor. Ve Türkiye çok büyük bir tehlikeyi yaşamaktan kurtuldu diyorsunuz. Yani hadiseden Kılıçdaroğlu'nun başına bir şey gelmeden çıkılmış olmasını. Ama vahim niteliğini değiştirmiyor. Tehlike niteliğini değiştirmiyor. Çünkü o gerilimin ülke sathına farklı biçimde yayılma riski asıl tehlikeyi oluşturuyor. Türkiye beka meselesini seçim öncesinde çok konuştu. Belki asıl beka meselesi ülkede böyle bir yani insanların birbirinin dilini anlamadığı ve güç kullanıldığı karşıt gördüğü insanlara karşı güç kullandığı durumların ortaya çıkması. Asıl tehlike budur. Şimdi tabii aslında seçimleri yaşadık. Seçimlerde bir gerilimin, bir tür kamplaşmanın yaşandığı bir vaka. Yani o psikolojik gerilimi herkes kendi bünyesinde hissetmiştir. Ama seçimlerden sonra genelde hani demokratik irade, millet iradesi ortaya çıkar ve her şey durulur gibi bakılır. Öyle de beklentiler kimi zaman karşılık buluyor, kimi zaman bulmuyor. Yani İstanbul gerilimi henüz sona ermiş değil. Hükümetin, Cumhur İttifakı'nın beklemediği alanlardaki kayıplar, öyle ifade edeyim. Yani İstanbul gibi, Ankara gibi, İzmir zaten biraz da favori olarak CHP ve Millet İttifakı vardı ama Adana, Mersin, Antalya gibi şehirlerin muhalefet tarafından kazanılmış olması ya bu bir hani hazım süreci anlatabiliyor muyum? Yani onu o ihtiyacı gerektiriyor ama gene de mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızgın demiri soğutmamız lazım tarzında bir açıklama yapması, Türkiye İttifakı gibi bir kavramı ortaya koyması, yani bir yandan İstanbul'da hakkımızı arayalım o süreç devam ederken bir yandan da bir farklı açılım olarak görüldü bu ve hakikaten de Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığından kaynaklanan bir sosyal barış iklimi inşa etme misyonu. Ona doğru bir açılım mı var? Ya o bir ümitti. Herkes de onu sanıyorum ki medyada herkes onu
değerlendirdi. Siz nasıl gördünüz? Yani Türkiye İttifakı, şimdi Cumhur İttifakı'na alıştık. Evet. Millete alıştık, siz de yazınızda bahsettiniz. Evet. Türkiye İttifakı nedir? Yani Cumhurbaşkanı çünkü bunu 82 milyonun vesaire genel çizmiş. Ama acaba bu AK Parti'nin CHP ile ve diğer partilerle de işbirliği yaparak birlikte yönetme isteğini mi yansıtıyor, yoksa bu aşırı iyimser bir yorum mu? Şimdi şöyle bir eleştiri oldu Hasan Bey, Hakan Bey. Yani Cumhurbaşkanı aslında 82 milyonun ortak bileşkesi olmak durumunda. Türkiye geleneği bu yönde bir gelenek. Hı hı. Yani Türkiye'de iki farklı grup tartışırsa, kavga ederse onları durultacak bir alan oluşturacak makam gibi gözükür. Partili Cumhurbaşkanı bu noktada bir farklılaşma getirdi. Bu farklılaşmayı ben şahsen eleştirerek geliyorum. Bu yani milletin birliğini temsil ediyor Cumhurbaşkanı. Anayasal ifade budur. Hı hı. Yani bu ifadeyi zorlayacak bir statüdür bu diye. Şimdi tabii seçimleri yaşıyoruz. Müthiş bir gerilim. Yani şu partiyle bu partinin, şu ittifakla bu ittifakın kazanması beka meselesinde şuraya veya buraya düşüyor. Böyle bir gerilim içinde giriyorsunuz. Burada Sayın Cumhurbaşkanı da başat rol oynuyor. Yani seçim sürecinde yani mesela İstanbul için Binali Yıldırım'dan daha çok Sayın Cumhurbaşkanı'nın çalıştığını, yani AK Parti kadrolarından daha çok Anadolu'da sanıyorum 51 ile gitti. İstanbul'da bir günde 8 miting yaptı. Evet. Ankara'da ilçe ilçe dolaştı. Yani başat rol AK Parti Genel Başkanı hüviyetinde bir Cumhurbaşkanı rolünü ortaya çıkarıyor. Şimdi bu ister istemez mesela Millet İttifakı'nı nereye koyacak Sayın Cumhurbaşkanı? Böyle bir sorunu ortaya çıkarıyor. Cumhur İttifakı tamam, oranın başında kendisi var. Ya Millet İttifakı, şimdi orada bir ikilem yaşanıyor. Mesela HDP'yi oyunu istiyorsunuz ama HDP'nin farklı bir partiye, gruba destek vermesini de BK'nın zıttına bir olay olarak niteliyorsunuz. Bu gerilimler birikiyor, bir noktaya geliyor. Şimdi seçim oldu. Yani sanki Sayın Cumhurbaşkanı yani yeniden bir rol belirleme arayışı içine girdi. Yani bunu belki birileri ya da bizler yazıp duruyoruz zaten. Türkiye'nin tümünü kucaklayan bir cumhurbaşkanlığı. Yani derdi olanın herkesin ulaşabileceği bir makam olarak cumhurbaşkanlığı. Yani o ifadelerde ben onu görüyorum ama içinin dolması gerekiyor. Yani Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan belki de bunları düşünüyor, özümsüyor. Ama onun, daha kesin karar vermedi mi acaba? Böyle bir izlenimimiz var. Yani onun realize olması hakikaten nasıl mümkün olacak? Mesela Millet İttifakı, Zillet İttifakı olmaktan çıkacak mı? Yani mesela Sayın Cumhurbaşkanı ile ana muhalefet liderinin ilişkisi nasıl olacak? Yani bunlar mesela AK Parti'nin başında başka bir genel başkan olsa, Cumhurbaşkanı daha üstten, partiler üstü bu ittifakı daha kolay sağlayabilir. Ama şimdi yani perspektif farkı oluyor. Türkiye sorunlarına ilişkin bir yaklaşım farkı oluyor. Evet. Onu sağlamak kolay olmayabilir ama yani siz de farkındasınız ki yani Türkiye İttifakı hani satın alındı bir anlamda. Değil mi? Yani böyle bir ya da benim gözlemlediğim ya da kızgın demiri soğutma. Bunun bir ihtiyaç olduğu, en azından toplumsal bir ihtiyaç olduğunu herkes görmüş olmalı ama nasıl realize edilir? Onun yani şu andaki sistem içinde bir takım zorlukları var ama o ihtiyaç bir vaka. Şimdi buna rağmen şunu da görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi mesela bir süredir beraber yürüdüğü, yani Cumhur İttifakı içinde beraber yürüdüğü MHP tarafından
rezervlerle karşılandı. Bugünkü yazınızdan da çok iyi belirtmişsiniz. Evet. Bahçeli AK Parti'deki yeniden düşünme haline mani olmak istiyor demişsiniz. Yani evet, bir rezervi var. Yani ne diyorsunuz siz gibi yaklaşıyor. Yani anlamadık diyor, Türkiye ittifakıyla nereye gitmek istiyorsunuz? Belli ki kuşku duyuyor ve ya benim daha Sayın Bahçeli adına riskli gördüğüm yaklaşım, yani coğrafya zemininde bir ittifak olmaz diyor. Ve birilerini düşman kategorisine koyuyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani kimi düşman kategorisine koyuyorsunuz? Hangi coğrafi alanı, hangi toplumsal alanı düşman kategorisine koyuyorsunuz? Bunun izahı mümkün değil. İşte oralardan yola çıktığınızda hakikaten şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye İttifakı'nın içini dolduracak mı? Onun Cumhur İttifakı'yla bileşimi nasıl olacak? Bahçeli ile bu manada ne konuşulacak? Ya bunlar önemli sorunlar haline geliyor. Şimdi burada mesela Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı hadisesine yeniden dönersek, evet, aslında orada da mesela Bahçeli ile ona paralel bir dil kullanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ona paralel bir dil kullanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarıyla şimdi o Türkiye İttifakı yaklaşımı da birbiriyle buluşmuyor. Yani metini okuduğunuzda, bir metin okuması yaptığınızda Bahçeli'nin, Süleyman Soylu'nun, Fahrettin Altun'un açıklamalarında canım o da seçim öncesinde şunu yapmasaydı tarzında, evet, yani oraya hangi akılla gittin sen gibi falan. Yani Türkiye'nin bir yerlerine gidilebilir, bir yerlerine gidilemez tarzında bir yaklaşım. Ana muhalefet liderine bu kriteri koyarsanız başkaları da size böyle kriter koyarlar. Yani Devlet Bahçeli Diyarbakır'a gidebilmeli mi, gidememeli mi? Evet, değil mi? Evet. Yani diyelim Sayın Cumhurbaşkanı şuraya gidebilmeli mi, gidememeli mi? Bunun kriterini koyamazsınız. Yani bu ülke hepimizin ülkesidir ve herkesin her yerde özgürce nefes alarak yaşama hakkı olmalıdır. Onun için orada da bir şey var. Yani birilerimizin hoşuna gidiyor olabilir. Yani mesela diyor ki Fahrettin Altun, oradakiler diyor terörist olarak nitelenemez diyor. Kardeşim, orada ana muhalefet liderine yumruk atan bir adam var. AK Parti üyesiymiş o. İhraç, evet, için, evet, şey yaptılar. Bu adam nedir Allah aşkına? Sen nasıl tanımlıyorsun? Bunu canım işte vatandaş bu terörist olarak nitelenemez. Ya da tepkisini ortaya ya da yakın bu evi diyen insanı ya o ev yakılsaydı diye düşünmek lazım. Evet. Türkiye'yi şu anda AK Parti yönetiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olduğu bir ülkede ana muhalefet lideri linç edilseydi, onun sığındığı ev yakılsaydı, ya nasıl bir manzara çıkardı? Düşünülmez mi bu yani? İnsan gerçekten aklı havsalası duruyor bu tarz değerlendirmeleri gördüğünüzde. Toplumun bir kesiminin hislerine hitap ediyor olabilirsiniz. Ama bu ülkenin genel, yani milli barışı için, ülke barışı için gerçekten çok problemli bir yaklaşım. Bunu ben şahsen Sayın Cumhurbaşkanı mesela Türkiye İttifakı'nın altını beslemek için, yani şey öyle diyor ya İçişleri Bakanı, beni Cumhurbaşkanı getirdi, o alır alırsa. Yani İçişleri Bakanı'na ya bu dil değil demesi lazım. Sayın Bahçeli'ye yani böyle gitmez demesi lazım. Fahrettin Altun Cumhurbaşkanı adına konuşuyor. Ya bir anda Cumhurbaşkanı'nın mesela tweetle yaptığı, bir gün sonra yaptığı açıklama var, kınama var. Terör nereden gelirse gelsin müsamaha etmeyiz yaklaşımı var. İbrahim Kalın'ın benzer bir yaklaşımı var. Bir yandan da Fahrettin Altun'un yaklaşımı var. Bunlar birbiriyle çelişiyor da. O zaman bir iç insicam da gerekiyor. Yani o dilde hakikaten
Yani dünya bakıyor bize yani. Dünya bakıyor bize. Yani bir ana muhalefet liderinin linç edilme girişimi böyle dünyaya kolay anlatılamaz. Bu doğrudan, yani eğer imaj kaygısı varsa ki olmalı, imaj kaygısı varsa ki olmalı, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın imajıyla da bağlantılı bir şey. AK Parti yönetiminin imajıyla da bağlantılı bir şey. Bir yani toplum hafızasına bir şey ekliyorsunuz. Sizin döneminize ilişkin. Evet, şimdi Ahmet Bey, tabii ki son dönemde şu yorumlar çok ağırlıktaydı. AK Parti tek başına idare edemiyor, yanına Bahçeli'yi almak zorunda, MHP'yi almak zorunda, böyle gidildi belli bir süre. Şu an en azından görünürde yasal olarak bir 4,5 yıllık falan bir süre var, seçimsiz geçebilecek. Ve bu son değindiğimiz tartışmalar var. Şimdi Bahçeli ve partisinin güçlendiği şeyi de, yorumları da çok. Hem fikirsel olarak iktidara dayatması politikalarını, hem de Bahçeli'nin rakamlarını söyleyeyim. Bu %52'nin %18-19'u neredeyse onun, dolayısıyla %33 olarak görünüyor. Böyle bir doğum yılı kadar olan, evet, kısmı. Onların rakamları seviyor Bahçeli. Bundan vazgeçebilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başka kesimlere uzanması gerekiyor. Bir de o gücü kendisinde bulması gerekiyor. Nitekim Karar Gazetesi'nden konuğum da vardı 2 gün önce sizin oturduğunuz yerde. Kurucu ilkelere dönülmesi ya da reformlara dönülmesi türünden bir yol. Çok güçlü bir ihtimal değilse de bu olmalı dendi. Siz böyle bir şeyi ne kadar gerçekçi görüyorsunuz AK Parti'nin ve Erdoğan'ın daha çok? O döneme dönebilmesi ihtimali. Şimdi bir kere sistemden gelen bir zorluk var. Yani AK Parti'nin MHP oylarına ihtiyacı. Süreci hatırlarsanız Bahçeli başlattı. Evet. Yani Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. Bir anlamda başbakanlığın yetkilerini de kullanmaya başladı. O zaman Bahçeli dedi ki, madem fiilen var başkanlık, bunun yasal zeminini de hazırlayalım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz sistem geldi. Bu Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi için %50+1 oyu gerektiriyordu. Bu oy AK Parti'nin oyu değil. O zaman %50+1'i bulmak üzere bir desteğe ihtiyaç var. MHP ile ilişki o süreçte, evet, başlamış oldu. Şimdi MHP bunu değerlendiriyor. Yani ayrı bir parti MHP ve bunu değerlendiriyor. Memnundur herhalde AK Parti'nin MHP diline evrilmesini görmekten memnundur. Ama bunun AK Parti adına toplumda oluşturduğu bir farklı algı var mı? Bana göre var. Yani MHP, yani şeylerine dönsün, fabrika ayarlarına dönsün, kurucu babaların belirlediği ortak akıl zeminine dönsün tarzındaki beklentiler bir farklılığın gereği. Yani evet, AK Parti farklı bir yerden yola çıktı. Mesela Türkiye toplumunun tamamını kapsama gibi. Yani işte açılım süreci, barış süreci, Alevilerle açılım süreci, gayrimüslimlerle açılım süreci ve dindar toplum kesimlerinin devletle ilişkilerinde sağlıklı bir zemine gelmek. Şimdi bu kapsayıcı bir şeydir Türkiye profilini. MHP daha sınırlı bir zemine hitap ediyor. Ama gelinen noktada AK Parti dili MHP diline daha çok benzemeye başladı. Problem görülüyor mu? Problem görülüyor. Yani onun için AK Parti bünyesinde sisteme yönelik de bir takım eleştiriler var. Yani bunu yanlış mı yaptık, yoksa böyle %50+1'e Türkiye siyasetini kilitlemek yanlış mı oldu yoksa diye. Hele bunu sanıyorum ki bu mahalli seçim sonuçlarından sonra, yani İstanbul gibi, Ankara gibi sembol illeri farklı bir partinin kazanmış olması, yani başkanlık modelinde de, ya diyelim ki 4,5 yıl sonra böyle bir ihtimal var mı? Böyle bir
kaygının AK Parti toplumsal zemininde konuşulduğunu biliyorum. Onun için ne yapılacak? Yani bu geri dönüş de ya sistemi mi acaba yeniden parlamenter sistem haline getirelim? Yoksa AK Parti MHP'den daha farklı toplum alanlarıyla iletişim kurup oralardan %50+1'i devşirme imkanını bulabilir mi? Bu ikincisinin daha kolay olmadığı kanaatindeyim. Tam bu noktada şunu sormak istiyorum izninizle. Evet, yani böyle bir dönüşüm olabilir mi vesaire bu tartışılırken anlaşılan bundan ümidini büyük ölçüde kesmiş olan ve çoktandır huzursuz olan belli bir kesimde AK Parti'den ayrılıp yeni bir parti kurma işaretleri veriyorlar. İşte en son Ahmet Davutoğlu'nun manifesto denilebilecek açıklaması var. Evet. Bunu nasıl değerlendirdiniz? Artık adım mı atıyor bu manifestoyla Davutoğlu yeni bir parti kuracağını mı deklar ediyor bir anlamda? Şimdi evet, belirttiğiniz gibi AK Parti bünyesinde olup da şimdi farklı bir yerde duran oluşumlardan söz etmek mümkün. Bir tarafta işte Abdullah Gül isminden bahsediliyor. Ve Babacan genellikle işte Babacanlar vesairenin yani birçoğu eski bakan olan kişiler, eski milletvekilleri bunlar buluşuyorlar anladığım kadarıyla. Bir yanda da Davutoğlu'ndan söz ediliyor. Şimdi Davutoğlu'nun son açıklamaları Facebook'tan yaptığı 15 sayfayı bulan sanıyorum geleceğe çağrı gibi bir başlık var. Ya ben onu içeriden henüz bir değerlendirme olarak okudum. Yani Davutoğlu ben dışarıya çıktım. İşte benim değerlendirmelerim Türkiye siyasetine ilişkin gibi bir çıkış yapmıyor. Doğru. Ama epeyce sert noktalar var. Ama ekonomiden Bahçeli ile ittifak, hatta ailenin rolüne kadar, değil mi? Doğru. Yani aslında hakikaten bir hayli net, bir hayli eleştiri içeren bir değerlendirme bu. Aile konusu. Yani mesela sistem bünyesinde birbirini denetlemesi zor aile ilişkilerinin problem oluşturacağını, ittifakın AK Parti'ye kaybettirdiğini vesaire, medya eleştirisi, sosyal medya eleştirisi, dışlamalar vesaire, yani birçok başlık var, 15 sayfa dediğim gibi. Fakat hala içeriden bir dil söz konusu orada. Tabii şöyle bir şey, bu dil içeriden diye kabul edilip hadi gel konuşalım bunu denir mi Davutoğlu'na? Yoksa yeniden sosyal medyada ve yani AK Parti'ye böyle ilişilmiş medyada bir kampanya mı başlar? Çünkü çok negatif bir dille geliniyor. Evet. Yani hakikaten gerek Abdullah Gül için gerek Ahmet Davutoğlu için çok negatif bir dil üretildi o alanın medyasında. Yeniden yani mesela Tayyip Bey, yani bu hareketin şu andaki başında bulunan insan, ya gel bir konuşalım, yani bütün bunları birlikte halledelim falan gibi bir noktaya gelir mi? Yani ihtimal veriyor musunuz? Bunu belki AK Parti tabanı bekler, öyle söylüyorum, ama zorlaştı bu alan, bir hayli zorlaştı bu alan. Fakat ben her halükarda böyle bir değerlendirmenin yapılmasını faydalı görüyorum. Yani son dönemde birçok farklı ortamda bulunuyorum. İnsanların bir kısmı biri şunu söylese diyor. Bir anlamda bu medya ihtiyacını, biri onu söyleyecek bir medya, bir köşe yazarı ihtiyacını, bir yandan da yani AK Parti bünyesinde yani danışmanlık, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan olarak yer almış, çok uzunca süre yani Tayyip Erdoğan'la beraber yürümüş bir insan. Bu Ali Babacan için de söylenebilir, Abdullah Gül için de söylenebilir, Ahmet Davutoğlu için söylüyorum. Bu tespitleri önemsemek ve gündeme almak lazım. Yani bunu şu anda
Birçok AK Parti'yi önemseyen gazeteci de köşe yazarında bunu görüyorsunuz. Ama bir süre sonra bunu yazmış topun ağzındadır gibi bakılıyor. Ve bunlara sosyal medyada linçle karşı karşıyadır diye bakılıyor. O zaman bir ya şöyle de olabilir. Ben bu siyasi kriterler İslam'da siyasi ahlaki kriterler üzerine bir çalışma yapıyorum. Koçi Bey Risalesi var mesela. Osmanlı'nın o çözülüş dönemine başladığı dönemde devlete sunulan bir layiha o. Kitab-ı Müstetap diye böyle layihalar yazılmış. Ahmet Cevdet Paşa. Şimdi öyle görüp problemi gördüğünüz zaman çare aramaya başlıyorsunuz. Görmediğiniz zaman çözülüşe kadar gidiyor. Yani AK Parti şu anda mesela İstanbul'u niye kaybettik? Ankara'yı niye kaybettik? Yani insanlar mesela seçime gidip de niye AK Parti'ye oy vereceğine geçersiz oy verdi? Bunların hepsini yeniden okumak durumundadır. Bu bana göre mesela 4,5 yıl yani iktidar yılı Türkiye için de gerekli. Toplumsal barış için de gerekli. Ekonomide daha sıhhatli bir yürüyüş için de gerekli. Peki Ahmet Bey, zamanımız aslında doldu gibi. Mümkünse eğer sorular ağır da olsa biraz haksızlık yapabilirim ama birer cümleyle yanıt verebilirseniz. Siz Albayrak gibi, Soylu gibi bakanların şimdi değiştirilmesi ihtimaline şans tanıyor musunuz? Yani zor gözüküyor. Peki demin sözünü ettiğimiz isimler Gül, Babacan, Davutoğlu bunların ciddi bir hareket ortaya çıkarabileceklerini, ciddi bir partileşme süreci gerçekleştirebileceğine inanıyor musunuz? Ya şöyle diyeyim ya bunlar zamana bağlı şeyler. Hı-hı. Mesela Fazilet Partisi'nden AK Parti ayrılırken yani ben o zaman ayrılmayın parti bünyesinde çalışın falan gibi ama AK Parti bir öz eleştiri yaptı. Yani bu böyle gitmez dedi o zaman o yenici kadro, yenilikçi kadro dediğimiz yeni bir hareketi başlattı ve o toplumsal karşılık oluşturdu. Yani bu işlerin de bir miadı vardır diye düşünüyorum. Yani hani şöyle denebilir. AK Parti'nin yönetim kadrosu kendisini tahsis edebilir mi? Yeniden işte o fabrika ayarları dediğimiz Türkiye'yi kapsayan bir dil bu üretilebilir mi? Bunların oluşturacağı şartlarla alakalı diye düşünüyorum. Bir şey daha sorayım. Sizin kitap yazma, pek çok gazetede yaptığınız işler, pek çok şeyiniz var ama benim bir de yanlış hatırlamıyorsam 2013'te akil insanlardan evet. biriydiniz. Bu sözünü ettiğimiz değişim, olası değişimler içinde Kürtlerle yeni bir çözüm süreci gündeme gelebilir mi? Şimdi ben bir ara bu FETÖ hadiseleri başladığında bir yazı yazdım. Bir çözüm süreci diye. FETÖ ile yani o müthiş bir şey girdi. Bir çözüm süreci bu alanda başlatabilir mi diye. Yani o zaman iki tarafta karşı çıktı bana. Hem o FETÖ tarafı hem hükümet tarafı. Ben akil insanlar sürecini çok önemli buluyorum. AK Parti'nin açılım sürecini çok önemli buluyorum. Alevilerle yürütülen o 7 çalıştay yapıldı. Onu çok önemli buluyorum. O bizim Türkiye olarak buna ihtiyacımız var. Şimdi HDP oylarını istiyoruz. Mesela ondan sonra HDP'ye de düşman gözüyle bakıyoruz. Şimdi halbuki HDP'yi var kılan HDP oyları. Değil mi? Hala işte bilmem 4 milyon, 5 milyon HDP oyu var. Bunun bir kısmı CHP'ye şuraya buraya verildi ama partide kalan da var. Şimdi bunları yok farz edemeyiz. Bir yeniden çok kötü bir hendek şeyi yaşandı, çukur hı hı. işi yaşandı. Yani PKK'nın çılgınlıkları var. Suriye'de başka bir şey var. Bunları görmemezlikten gelmemek kaydıyla yani Kürtler meselesi Türkiye'nin en hayati meselelerinden birisidir. O alanı
Amerika'nın veya başka bir Rusya'nın domine etmesindense bir ara şöyle düşünüyordu. Türkiye Kürtlerle büyür diye. Ne yani? Suriye Kürtlerini, Irak Kürtlerini vesaire evet, kapsayan evet. bir Türkiye bağrı olur. Bunu evet PKK dinamitledi Amerika'nın da bana göre kışkırtmasıyla. Ama biz bir yolunu bulup yani bu dili gerçekleştirmeliyiz. Bütün Türkiye'deki Kürtleri kucaklayan yani orada ben yani isim vermek istemiyorum ama şu dili yani onlarla barış olmaz tarzındaki bir dili Türkiye açısından asla sağlıklı bulmuyorum. Peki Ahmet Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ahmet Taş getiren yazar, gazeteci ve iktidar canağını çok iyi bilen bir isim. Onunla seçim sonrası gelişmeleri, iktidar içindeki farklı grupları, farklı yaklaşımları, bunların mücadelesini, Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı ve bundan sonra neler olabileceğine ilişkin birkaç konuyu ele aldık. Yeni programlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.